Merhaba örgüsever hanımlar. Bugün sizlerde turnus işi lastik yapacağız. 25 ilmek falan attım ben böyle. İlk sıramızı düz yapıyoruz her zaman. İkinci sıramızda lastik koymaya başlıyoruz. Birinci ilmeğimiz zaten burada hazır. İkinci ilmeğimizi yaparken ipi alta alıp şöyle ipi alta alıyoruz ilmeğin altına. Düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz normal düz. İpi tekrar alta aldık. Şöyle ördük. Bir sonraki düz. Bir düz, bir ipi alta alıp böyle örüyoruz. Evet, yine bir sonraki düz. Yine ipi tuttuk ipi. İlmeğin altına aldık. Düz ördük. Tekrar düz ördük. Yine altına aldık. Böyle. Lastik kıvrılmıyor. Tunus işin altına lastik yaptığımızda kıvrılmıyor. Gayet de hoş duruyor. O yüzden bütün tunus işlerin altına lastik yapmanızı tavsiye ederim. Önlerin kenarlarına bakın şöyle bir düz alıyoruz. Bir de bu ilmeğimizi tutup alta koyup şöyle yine düz örüyoruz. Ama o şekli çıkacak sonra. Ördükçe örneğimiz çıkacak. Şöyle. Başa kadar böyle devam ediyoruz. Tekrar düz ördük. Tekrar ipimizi tuttuk. Alt aldık. Ördük. Düz ördük. Alta. Düz ördük. Bu kenarımıza her zaman düz yapacağız. Zaten burası dikişe gidecek. O yüzden o kenarı hiç örnekli yapmayacağız. Geri dönüşte normal hep yaptığımız gibi başa kadar bitirerek devam ediyoruz. Dönüşler hep aynı gir gidişler. Oralarda örnek yok. Şöyle. Biraz daha yavaş yapayım anlamanız için. Şöyle. Başa geldik. Şimdi bunu ipi alta alıp örmüştük. Bunu düz öreceğiz. Onu değiştiriyoruz. Bakın bunu düz ördük. Bunu geçen sefer düz örmüştük. Bu sefer bunu alta alıp öyle öreceğiz. Düz örüyoruz. Yine bir düz. Bir ipi alta alıp öyle örüyoruz. Bir düz. Tekrar ipi alta aldık. Böyle. Lastiğimiz de kolay bir lastik. Gayet şık duruyor. Hatta bunu komple böyle yelek yapanlar dahi var. İki şişle yaptığımız işkembe örneğine benziyor. Böyle de yapabilirsiniz. Sadece lastik kısmına 5-6 sırada yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ama altlarda yapmanızı tavsiye ederim. Evet, düz. Örnekli, düz. Şöyle bakın. Yaptık. Burası düz. Tekrar geriye doğru düz bir şekilde yapıyoruz. Başa geldik. Alttakine bakıyoruz nasıl yapmışık? Düz yapmışık geçen sefer. Düz yapmışsak ipi alta alıp örnekle yapıyoruz buna. Düğümcüklü diyorum ben buna. Bak bu düğümcüklü. Buna düz yapıyoruz. Böyle. Bunu düz yapıp bunu da alta alıp örüyoruz. Düz. Bunun da hiçbir zorluğu yok. Bu da gayet kolay. Güzel bir örnek oluyor. Bunu kaç sıra isterseniz zevkinize bağlı. Bebek yeleklerinde 4 sıra da yeterlidir. 5 de olur. Ben lastiği uzun istiyorum derseniz 6 sıra da yapabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış bir şey. Böyle devam ediyoruz. Örneğimiz epey çıktı. Şöyle. Kenarlarımız yine her zaman
Kenarlarımızı her zaman çift alıyoruz. Bakın gayet düzgün duruyor kenarlarımız. Yine tek tek böyle ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Bakın hanımlar, gayet güzel oldu ve kıvrılmıyor. Altı hiç kıvrılmıyor. Gayet de güzel duruyor. Bu birinci lastiğimiz. Beni izlemeye devam edin. Başka bir lastik örneği daha göstereceğim sizlere.